Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Kamet nasıl düzgün telaffuz edilir? Harfleri nasıl okunması gerekir? Bununla alakalı dersimize başlayalım. Allahu Ekber. Ezanda olduğu gibi. Yalnız sadece Allahu Ekber lafzı ezanda aralıklı durarak, arada nefes alarak okunuyor. Kamette ise biraz daha hızlı bir şekilde. Hanefi mezhebinde 4, Şafii mezhebinde 2. Kabe'ye gidenler fark etmiş olmaları lazım. Mesela orada da Allahu Ekber, Allahu Ekber genelde 2 defa kamette söylenir. Ezanda zaten her mezhebe göre aynı okunur. Ama kamette böyle bazı farklılıklar olabiliyor mezhepler arası. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mesela bu şekilde ama ezanda ise daha aralıklı şekilde okumuştuk zaten. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. 2 defa. Diğer mezheplerde genelde 1 defa söyleniyor. Eşhedü. Gördüğünüz gibi burada en la. Türkçe yazarken bu şekilde yazılıyor. Ama biz bunu okurken tecvid kaidelerine riayet ederek okumamız lazım. Ella. En la değil. Buradaki nun harfini siliyoruz. Ney? Bir tane buraya L ekliyoruz. Ella gibi okuyoruz. İdgamı bila gunne var. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Yine burada gelelim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Enne Muhammeden Resulullah. Şurayı da söylemiştik arkadaşlar. Ezanda burası nasıl okunuyordu? Muhammeder Resulullah. Muhammeder Resulullah. Şurada olduğu gibi. Buradaki ra harfini şuraya yazıyoruz tekrardan. Kısacası bu. Ne burada idgam bilagu ne var? Bu nun harfini yani ne sesini siliyoruz. Bir tane re ekliyoruz. O zaman nasıl okuyacağız? Muhammeder Resulullah. Re değil, ra kalın okuyacağız. Yani a sesi vereceğiz. Resulullah. Yani Türkçedeki yazım kurallarıyla Arapçadaki telaffuzlar farklı oluyor. Buna dikkat edelim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalâh. Geçerken bu hayya alessalati, hayya alessalâh. Ama duracaksak hayya alessalâh. Hayya ala salâh. Çünkü ne demiştik? Yuvarlak T'lerde dururken H sesini vereceğiz. Geçiş esnasında onu T olarak okuyacağız. Bu T'lere özgü bir okuma tarzı durup ve geçim esnasında. Hayya ala salâh. Hayya ala salâh. Veya hayya ala salâti. Hayya ala salâh. Sonda normal H. Türkçe'de kullandığımız boğaz sıkılmadan telaffuz edilen he. Burada ise hayya alel felah, hayya alel felah. Bunu geçiş esnasında nasıl yapacağız? Direkt bu ha olduğu için ha'lı okuyacağız. Hayya alel felah, hayya alel felah gibi. Kad kâmetis salâtü, kad kâmetis salâh. Burada niye tü dedik? Çünkü buradaki T harfini geçerken ne yapıyoruz? Normal telaffuz ediyoruz. Ama durursak nasıl yapacağız? Şurada yazıldığı gibi şu H'yi okuyacağız. Aynı Hayya alessalâh'taki gibi. Bakın orada T yazılıp burada H yazılmış. Çünkü dururken bunları H diye okuyoruz. Ama geçiş esnasında normal tü. Kad kâmetis-salâh, kad kâmetis-salâh ya da kad kâmetis-salâtu, kad kâmetis-salâh. Mesela burada kat yazılmış. Ama kaf harfinin karşılığı olmayınca en yakın ses K sesi oldu, K sesi oldu diyeceğim. K yazılmış. Ama K dendiği zaman bu harf düzgün telaffuz edilmemiş olur. Yine 2 defa. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra La ilahe illallah deyip kameti tamamlıyoruz. Sonra imam veya kendimiz kılıyorsak tekbir alıp farz namaza durabiliriz. Farz namazlardan önce kamet getirilir. Bunu tekrardan ifade edelim. Şimdi bize göre, Hanefi mezhebine göre
Kamedi okuyalım. Dersimizi tamamlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.